Keyingi so'zni hurmatli Ersin Tatar janoblariga beraman. Marhamat. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli devlet başkanları, değerli katılımcılar, bugün burada sizlere beraber olmaktan bir onur duymaktayım. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e önerisi dolayısıyla ve bu toplantıya vesile olduğu için size de çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsan Yardım Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizlerle bir arada bulunmaktan büyük onur ve memnuniyet duyuyorum. Teşkilatımıza üye siz pek değerli dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarını yürekten selamlıyorum. Halkımın, Kıbrıs Türk halkının selam ve hürmetlerini de sizlere iletiyorum. Hepinizin bildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşamıştır. Tarihte benzeri az rastlanan boyutta can ve mal kaybına neden olan bu asrın felaketi hepimizi derinden üzmüştür, yüreklerimizi parçalamıştır. Depremin hemen ardından diğer ülkeler gibi biz de imkanlarımız çerçevesinde ilgili kurumlarımızdan uzman personeli olabildiğince hızlı bir şekilde bölgeye gönderdik. Halkımız da çeşitli kampanyalar vasıtasıyla gönülden kopan yardımları ana vatana göndermiştir. Teşkilatımıza üye diğer devletler gibi dahil olmak üzere onlarca devletin yardımına koşması da Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kurmuş olduğu ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Asrın felaketinde on binlerce soydaşımızı ne yazık ki kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde Yüce Türk Milleti'ne geçmiş olsun derken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acı şifalar ve acılı ailelere de sabırlar diliyorum. Dolu depremde biz de vatandaşlarımızı kaybettik. Gazi Mausat Türk Marif Koleji'nde ülkemizi temsil eden turnuvaya katılmak üzere Adıyaman'da bulunan iki takımımızı, şampiyon meleklerimizi, onların değerli hocalarını, çocuklarıyla birlikte orada bulunan aileleri kaybettik. Bunun yanında depremin etkilediği bölgelerde bulunan insanlarımızı ve vatandaşlarımızın yakınlarını kaybettik. Bu çok büyük bir acıdır. Yitirdiğimiz tüm canlara Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Saygıdeğer liderler, Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedirdir. Yüce bir devlettir. Bu çabalarında şüphem yoktur ki bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ve hepimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşturan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde üzerimize düşen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ederek yerine getireceğiz. Deprem felaketinin yaraların sarılmasına yoğun şekilde devam ettiği bu günlerde düzenlenen bu zirve hem zamanlama hem de dayanışmanın artırılması açısından bize çok görev ve çok önemlidir. Bize göre çok önemlidir. 6 Şubat deprem felaketi bizlere her an doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Halklarımızın bekası, ülkelerimizin savunması ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin ne denli önemli olduğunu yaşadığımız felaketle bir kez daha idrak ettiğimiz bu dönemde etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip olmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle gelecekte bir depremle karşı karşıya kalırsak bunun zararlarının en aza indirilmesi için nelerin yapılması gerektiğini teknik, bilim ve tecrübe paylaşımıyla belirlememiz gerekmektedir. Bugün burada bir arada bulunma amacımız doğrultusunda afet ve acil durum yönetimi alanında yapılacak işbirliğiyle Türk dünyasının yaşayacak söz konusu durumlarda daha yakın bir ilişki kurulacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan benzer insani girişimlerden haksız siyasi gerekçelerle dışlanmış bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak böylesine hayati bir girişimin bir parçası olmaktan onur duymaktayız. Temennimiz yapılan bu girişimle Türk coğrafyasında yaşanması muhtemel afetlere karşı koordineli ve etkin bir işbirliği sağlanması ve mevcut gönül bağımız somut bağ mekanizmaları kurulması yoluyla
zor zamanlarda da soydaşlarımızın yanında olabilmesine imkan sağlamasıdır. Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatı Sivil Savunma Mekanizması'nın oluşturulmasına yönelik olarak varılan bu mutabakat son derece önemlidir. Yapılacak çalışmalara imkan, tecrübe ve kabiliyetimizle katkı koymaya hazır olduğumuzu ifade ederek bu zirvenin tüm katılımcı kardeş devletlerimize faydalı olmasını temenni ederim. Saygıdeğer liderler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının esasında 1571'den ta 1878'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun sıkıntı yaşadığı dönemlerde İngiltere'ye ilk önce kiralanması ama 1923 Lozan Anlaşması ile egemenlik devri yani 350 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde altında olan bir Kıbrıs adasında biz Kıbrıs Türkler çok mücadele verdik. İngiliz sömürge yönetimi döneminde nüfus oyunları ile bizleri bir azınlık durumuna getirmeye çalışanlar bilahare bizleri silah zoruyla devletin dışına ve dolayısıyla Kıbrıs'tan göç ettirmek, bizleri yok etmek ve adayı bir Helen adası yapmak için böyle bir saldırı karşısında sonuna kadar direndik. Bu direnişimizde her zaman ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Kıbrıs Türk halkı eşit egemenliğini aynı Kıbrıs Rumlar gibi icra etmek suretiyle kurduğu 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nden 3 yıl sonra silah zoruyla atılmışlar. Kıbrıs Rumlar soykırım teşebbüsüyle Kıbrıs Türkleri adadan silme uğraşı içerisine girmiş. Kıbrıs Türkler yöneticileri Ortaklık Devleti'nin tüm organlarından atılmış ve bu devlet sarih bir Rum devletine dönüştürülmeye çalışılmıştır. 1963 yılından itibaren Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmektedir. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın ardından Kıbrıs adasında bugünkü sınırlar belirlemiş ve geldiğimiz aşamada iki devlet bu mevcut sınırlar içerisinde kendi yönetimleriyle bulunmaktadırlar. Kıbrıs konusunda 60 yıldır devam eden sorun ve 1968 yılından beridir sürdürülen müzakereler Rum liderliğinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumundan dolayı sürekli olarak başarısızlığa uğramıştır. Rum liderliğinin tek amacı Kıbrıs Türklerinin kendilerine yama etmek ve böylece adayı bir Rum, bir Helen Cumhuriyeti'ne dönüştürmektir. Bizim için adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşmanın formülü ve zemini egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin işbirliğinden geçmektedir. Bu zeminin teyit edilmesiyle hemen masaya oturmaya ve Kıbrıs konusunu adil ve kalıcı bir şekilde sonuçlandırmaya hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Değerli liderler, bugün burada aynı çatı altında bildiğimiz gücümüzdür teması altında bir araya geldik. Kıbrıs Türk halkının yürütmekte olduğu varoluş mücadelesinde sizlerin dayanışması ve desteği bizler için çok önemlidir. Bugün Rum liderliğinin halkıma uygulamakta olduğu insanlık dışı izolasyonu muhafaza etmek hatta daha da kötüleşme politikası artarak devam etmektedirler. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sanatçılarımız, kadınlarımız, kısaca tüm insanımız sportif, sanatsal, kültürel müsabakalara ve etkinliklere dahi bu izolasyon nedeniyle katılamamaktadırlar. Ben sürekli olarak Rum tarafına diyalog, iletişim bunların artırılmasına yönelik önerilerde bulunmaktayım. Geçmiş 1 Temmuz 2022 tarihinde kendilerine ortak eşit komitelerde Kıbrıs adası etrafındaki doğal zenginliklerin araştırılması, Kıbrıs adasından kabloyla elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne iletilebilmesi, yenilenebilir enerji projeleri ve aynı zamanda yıllar önce ben Kıbrıs'ta Maliye Bakanı iken, o zamanın saygıdeğer şu andaki Cumhurbaşkanı Başbakanken kendisine yaptığımız öneriye verdiği yanıt ve acaba Kıbrıs'a su getirebilir miyiz şeklindeki önerimize verdiği talimatı ile kısa bir süre sonra 2015 yılında Anamur'dan berrak Anadolu suyunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla buluştuğunu buradan bir kez daha memnuniyetle ifade etmek istiyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha bu projeyi başarıyla hayata geçirdiği için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ın geleceği bakımından kurak iklimde bu su gerçekten bizim için büyük bir nimettir.
Ve bu suyu yine Türkiye'mizin desteğiyle ve onayıyla Güney Kıbrıs'ta da paylaşabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Yani biz Kıbrıs'ta barışın, huzurun, güvenin devam etmesi için her türlü kurumsal işbirliğini sürekli olarak önermekteyiz. Kıbrıs'ta Sayın Devlet Başkanları, Sayın Türk Devlet Teşkilatı'nın değerli Cumhurbaşkanları, sizlere samimiyetle paylaşmak istiyorum ki biz büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Çünkü Kıbrıs'ta eşit kurucu ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dışına itilmek ve adayı hala daha bir Helen Adası yapmak için sürekli olarak böyle bir haksızlıkla karşı karşıya, ama bunun karşısında sonuna kadar direnmenin de onuru içerisindeyiz. O bakımdan bizim şu anda 60 yılı bulmuş devletimizin kabul görmesi, egemen eşitlik ve eşit uluslararası hukuk temelinde bizlerin haklarının tesiriyle ancak Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini sizlerle bu önemli günde paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Halkımın haklarının tescil etmek için çıkmış olduğumuz bu mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurul konuşmasında yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınması ve halkına uygulanmakta olan insanlık dışı izolasyonların kaldırılması çağrısına dünya devletlerinin katılmasını önemli orada arz ettiğini bir kez daha kendisine burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında Kıbrıs Türklere uygulanan bu izolasyonla kısıtlamadan artık bir zulme dönüştüğünü altını çizerek belirtmiştir. Bunun bir yansıması olarak daha sonra Özbekistan'ın Semerkant kentinde 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyeliği oy birliğiyle kabul edilmiştir ve dolayısıyla hepinize yürekten bundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Zirve bildirisinde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk devletleriyle her alanda ilişki kurup geliştirmeye hazırdır. Değerli liderler, birliğimiz gücümüzdür. Sizlerden istirhamım, haklı davamızda bizleri desteklemeniz, Kıbrıs Türk halkı ile dayanışmanıza her platformda göstermemiz ve Türk dünyasının hak ve çıkarlarını bölgedeki temsilcisi olan devletimizin uluslararası alanda hak ettiği statüye elde etme mücadelesine katkı koymanızdır. Halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor. Bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de burada tekrar ifade ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleriyle ve turizmdeki başarılarıyla sizlerin ülkelerinden de çok sayıda öğrenci, çok sayıda öğretim görevlisi, çok sayıda sanatçı, çok sayıda orada şu anda bizlerle beraber yaşayan ve orada çalışan vatandaşlarınızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bunu da buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sözlerimi sonlandırırken Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının devamı için onurlu mücadelesini ve direnişini sürdüren bir halkın Cumhurbaşkanı olarak şahsıma sizlere hitap etme fırsatı veren Sayın Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelemiz büyüktür, zordur. Ancak bu dava ortak davamızdır. Bu noktada Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya ve sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Unutulmaması gerekir ki bizim varlık mücadelemiz Kıbrıs adasındaki Türk varlığını unutturmak isteyenlere ve onu yok sayanlara karşıdır. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ve önümüzdeki Nevruz Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.